Evet, yayındayız hocam. Merhaba sevgili izleyiciler. Ben doçent Neslihan Yaşar. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Tekstil Tasarımı Ana Sanat Dalı öğretim üyesiyim. Bauhaus Dokuma Atölyesi Modernleşme Sürecinde Tasarım ve Üretim başlıklı bu seminerde Bauhaus tekstillerinde tasarım ve üretim üzerine odaklanacağız. Sunum sırasında bu alanda yazılmış önemli kitaplardan, makalelerden ve bunların çeşitli görsellerinden ayrıca 2019 Kasım ayında görme şansı bulduğum Berlin'de Berlinische Galerie'de Bauhaus'un kuruluşunun 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen orijinal Bauhaus sergisinde çektiğim fotoğraflardan yararlanmaktayım. Bauhaus Dokuma Atölyesi modernleşme sürecinde tasarım ve üretim. Bauhaus, Almanya'da Thüringen hükümetinin desteklediği bir sanat okulu olarak Weimar'da 1919 yılında açılmış ve sırasıyla Weimar, Dessau ve Berlin olmak üzere üç ayrı şehirde eğitimlerine devam etmiştir. 1933 yılında ülkenin içinde bulunduğu düzensizlikler sebebiyle kapatıldığında 14 yıllık bir eğitim geçmişi bulunmaktaydı. Öncelikle seminerimizde Mimar Walter Gropius'un önderliğinde Bauhaus'un kurulmasına giden sürece biraz değinip, daha sonrasında dönemin önemli sanatçılarının etkisinde sürekli yenilenen eğitim sistemiyle sanat ve zanaattan tasarım ve üretim süreçleri ve tasarım felsefesinin oluşumunu sağlayan eğitim sistemine değinilecektir ve örneklere yer verecektir. Daha sonrasında da dokuma atölyesinde tasarım ve üretim süreçleri ve eğitimin şekillendiği zanaata dayalı Weimar yılları ve endüstriyle tam entegre oldukları Dessau ve Berlin yıllarından örneklerle seminerimi tamamlayacağım. Sanattan tasarıma giden süreçte Walter Gropius ve Bauhaus'un kurulması. 1883 doğumlu olan Walter Gropius, 1900'lü ilk yıllarda teknoloji ve mimarlıkta gerçekleşen devrimle seri üretimin süreçleriyle ve hızlı gelişimiyle ilgilenmeye başladı. Çok genç yaşında standartlaşma, seri üretimin mimarlık alanında da yaşanacağını fark etti. Almanya'da önemli bir mimar olan, endüstri tasarımı yapan Peter Behrens'in yanında çalıştığı yıllarda Gropius, sanayide üretim ve sanat üçgenindeki eksiklikleri deneyimlediği önemli bir dönem yaşamıştır. Bu dönemde 24 yaşındayken Ludwig Mies van der Rohe ile birlikte Alman ekonomisini zanaat desteğiyle kalkındırmak üzere Münih'te Deutsche Werkbund'un kurulmasına destek verdi. Almanya'nın ilerici mimarlarını, sanatçılarını, zanaatkarlarını, hafif sanayi üreticilerini ve kültür eleştirmenlerini bir araya getiren bu dernek, sanayi ürünü Alman mallarının değerini artırmak üzere kurulmuştur. Bu dernekte çalıştığı süre zarfında sanatçıların, zanaatkarların, üreticilerin ve firmaların ihtiyaçlarını, eksikliklerini görme şansı bulan Gropius, sanatçı ve zanaatkarların yaratıcı kişiliklerinin desteklenmesi gerektiğini ve özgür ortamlarda çalışmaları gerektiğini savunmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasındaysa cephedeyken sanayi, ticaret ve zanaata sanatsal danışmanlık hizmeti verebilmek için bir takım eğitim kurumları kurulması üzerine kendisi bir takım çalışmalar yaptı. Nisan 1919'da ise Gropius Weimar'daki Yeni Staatliches Bauhaus'un müdürü olarak atandı ve aynı yıl Bauhaus manifestosunu yayınladı. Böylece uzun yıllar İngiltere'de tasarım üzerine yaşanan gelişmelerin sıkı takipçisi olan Almanya'da örgütlenen tasarım kültürü 1907 yılında Werkbund'a başlamış ve 1919'da Bauhaus ile sağlam bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. Burada Bauhaus'un okulunun kurulduğu yeri görmekteyiz. Henry van der Velde'nin müdürü olduğu Tatbiki Sanatlar Okulu. Bu 1907 yılına ait bir görüntü. Bauhaus'un henüz kurulmadığı dönem. Ve bu da yine aynı okulun ana binası. 1919 yılında Bauhaus'tan sonraki görüntüsü. Yani Bauhaus'un ilk yer burası. Görüyoruz. Bauhaus manifestosunda sanatçılara seslenerek onları tekrar zanaata geri dönmeye çağırmış
ve tasarım ile üretim süreçlerini içinde barındıran kullandığımız nesnelerin sanatçı ve zanaatçıların elinden çıkarak başarıya ulaşacağını iddia etmiştir. Geleceğin yetenekli sanatçılarının eğitimi için temel gerekliliğin, tasarım öğelerinin ve bunların yapım aşamalarının kesin bir şekilde öğretilebileceği üretken atölyelerde kapsamlı bir pratik çalışma olduğuna vurgu yapmıştır. Bu şekilde öğrenciler ya da sanatçılar tasarımının, çiziminden üretiminin sonuna kadar tüm süreçlerin yaşadığı eseri için başarılı bir tasarımcıya dönüşüyordu. Walter Gropius'un hayalini kurduğu bu büyük tasarım hülyası bu sayede gerçekleşmeye başlayabilirdi. Bu doğrultuda okulun pedagojik yaklaşımını tasarlayan Gropius'a göre müfredat, teoriyi öğreten bir biçim ustası yani Formmeister ve atölyeden sorumlu Lehrmeister olarak adlandırdıkları profesyonel bir zanaatkar tarafından ortak öğretim ilkesine dayanıyordu. Bauhaus'un atölyede kalfalık ve çıraklık sıfatlarıyla ortaya koyduğu bu yeni eğitim modelinin içinde de yine başka yenilikçi bir yaklaşım daha bulunmaktaydı. Bu da sanat eğitiminde Vorkurs olarak adlandırılan hazırlık sınıfıydı. Temel olarak temel tasarım olarak adlandırılabilecek bu ders, sanatçı usta Johann Itten'in önerisiyle müfredata dahil edilmiş ve Bauhaus'un başarısındaki en önemli basamaklardan biri olmuştur. Varlığının ilk 3 yılında Bauhaus müfredatı, okulun avantgard ideolojisini yansıtan bir el sanatları okulu olarak işlev gördü. Buradaki eğitimcilerin hepsi aslında zanaatkardan çok sanatçıydı. Ancak akademik öğretim yöntemlerine olan ortak fikirlerde birleştiler. Bunların arasında Johann Itten, Lionel Feininger, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Vasily Kandinsky gibi o dönemin önemli ressamları ve sanatçıları yer almaktaydı. Soyut sanatı, konstruktivist sanatı destekleyen sanatçılar. Ve bu kişiler renk teorisi ve bilimine, mekansal, görsel ve duysal algıya çok önem verdiler. Hazırlık sınıfı ilk önce Itten tarafından yani Johann Itten tarafından George Musch'in desteğiyle de 1923'ten sonra Lazli Maholi Negi ve eski öğrencileri Joseph Albers tarafından verildi. Kandinsky ve Klee resim analizinde ve özellikle renkle ilgili ileri düzeylerde dersler verdiler. 1919'da bu temeller sanat eğitimi alanında zaten deneyime sahip olan ve ezoterik fikirlerden ilham alan sanatçı Johann Itten tarafından Gropius'a önerildi. Başlangıçta öğrenciler eğitimleri için bir atölye çalışması seçmeden önce yarım dönem bir cumartesi kursu olarak başladı. Ancak öğrencilerin üzerindeki olumlu etkileri fark edilince bütün öğrencileri kapsayan bir atölye ve atölye derslerinden önce başarılı olmaları beklenen bir eğitim oldu. İlten geometrik formları ve renk kuramını 1919 yılında Bauhaus'ta getiren ilk kişi oldu. Daha önceden de edindiği pedagojik yaklaşımla öğrencinin kişiliğine koşulsuz saygı ilkesini Bauhaus öğrencileri üzerinde uygulamıştır. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kısıtlayacak her türlü yorum ve eleştiri yapmaktan kaçınmış, öğrencilerin duyularını ritim, ses, ışık, renk yoluyla geliştirmeye çalışmıştır. Çeşitli malzemelere yönelik duysal algıların farkında olmaları için öğrencilerin gözlerini kapattırarak ipliklere, kumaşlara, farklı dokulara dokunarak daha sonrasında bu dokunmalarını istemiş ve daha sonrasında bu malzemelerin görsel ve dokunsal niteliklerini belirtmeleri için sert, yumuşak, donuk, parlak, ince, kaba, pürüzsüz gibi tanımlamalar yardımıyla zıtlıkları, farklı dokuları ortaya çıkarmasını beklediği çizimler ve kolajlar yaptırmıştır. 1923 yılında fikir ayrılıkları yaşadığı Walter Gropius'un isteğiyle okuldan ayrılan Itten'in öğretileri öğrencisi olmuş form ustası Joseph Albers tarafından uygulanmaya devam etmiştir. Joseph Albers, Johann Itten'in sayesinde öğrendiğini belirtmiştir. Albers'in Black Mountain Koleji'nde 1946 yılında ders kayıtlarında görmeyi öğrenme bağlamındaki yazdığı notlardaki en önemli madde şuydu. Gözlerinizi açın ve görün. Benim amacım istediğinizden daha fazlasını görmenizi sağlamak. Ön yargılarınızı yıkmak için buradayım. Şimdiden bir üslubunuz varsa bunu unutun. Size sadece engel olur. 2019 yılında gerçekleştirilen Orijinal Bauhaus sergisi
okulda yürütülen temel tasarım eğitimini sergilemek için özenle kurulmuş bir bölüm bulunmaktaydı bu sergide. Sergide öğrenci çalışmalarını sanat eseri gibi sunmak yerine ziyaretçilerin 100 yıl önce gerçekte uygulanıp öğretilenleri kavramasına olanak sağlamak için belli bir sistemi takip etmişlerdir. Burada sergiden bir takım görseller size göstermek istiyorum. Sergide 5 temel tasarım ustasının öğrenci çalışmalarına bölüm bölüm yerler verilmişti. Ben içlerinden bazılarını buraya sizlere aktarmak için gösterdim. Yıllara da dikkat ederek mesela bu ilk yıldan 1919-1920 yılından Johann Itten Atölyesi'nden Hüzenli bazı çalışmalar. Yine 1921 yılına ait bir sulu boya çalışması. Yine koyu açık dengesiyle öğrencileri dikkatini çekmeye çalışan ve bu yönde yönlendiren bir çalışma görüyoruz. 1921-22 yılları arasında bu görsel katalogdan alındı. Sergide de vardı. Yine sergiden bir görüntü. Bunlar da duvarda arka arkaya Johann Itten sınıfına ait çalışmalar, eskizler. Şurada slaytlar görünüyor. Önceden çektikleri fotoğrafları, etüt ettikleri. Yine burada Johann Itten'in farklı malzemelerle yaptırdığı çalışmalardan. Ve burada Paul Klee atölyesinden bazı görseller görünmekte. Renkler üzerine öğrencilere yaptırdığı çalışmalar. Bunlar da yine Vasily Kandinsky'nin renk çemberleri. Evet, Klee ile renk alıştırmaları, Kandinsky ile analitik çizim, Itten ve Albers ile kağıt katlama yöntemiyle form ve biçim çalışmaları veya Maholinegi ile denge çalışmaları sergide görülebilmiştir. Ayrıca Itten'in duyusal farklılıklara hitap eden farklı malzemelerden, buluntu nesnelerden yaptırdığı kolaj çalışmalarda yer almaktadır. Sergi, aynı konu üzerinde çalışan farklı bireyler tarafından oluşturulan öğrenci çalışmalarını karşılaştırma imkanı verdiği için ödevlerin ne kadar açık olması gerektiğini ve aynı zamanda öğretmenlerin talimatlarının hedeflerine ne kadar güçlü bir şekilde odaklandığını açıkça ortaya koymaktadır. Kandinsky'nin sınıfından farklı öğrencilerin renk çemberlerinin çok benzer olması çok özel bir temel bilgi unsurunu aktarıyor olmasından kaynaklanırken Itten'in sınıfında ısınma alıştırmaları olarak oluşturulan çizimler çok çeşitli ve bireysel çalışmalar ortaya koymuştur. Çünkü Johann Itten kişiliklerin gelişimiyle çok kararlı bir şekilde ilgileniyordu. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak adına. Albers'in dersinde kişisel deneyim yoluyla öğrenme ön plandaydı. Bu bakış açısında yoğrulan tüm Bauhaus öğrencileri edindikleri güçlü beceri ve yaratıcılık yetilerini devam edecekleri atölyelere taşıyarak endüstriyel tasarım kavramının yapı taşlarını oluşturmuşlardır. Burada yine görsel olarak sergilere dönersek, Otterberger'e ait bir çalışma, Maholinegi'nin atölyesinden, diğeri de Joseph Albers atölyesinden farklı kolaj ve farklı malzeme çalışmaları. Yine Joseph Albers'e ait, daha doğrusu Albers'in atölyesinde yapılan çalışmalardan bir tanesi 1931 yılına ait. Yine Joseph Albers'in kağıt katlama teknikleriyle 2 boyuttan 3 boyuta geçiş, biçim arayışlarının olduğu derslerden yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Bazıları yeniden üretim. Mesela bu Roman Clemens adlı bir öğrencinin 1961 yılında Joseph Albers ile Amerika'da yaptığı bir çalışma. Amerika'daki derste yaptığı bir çalışma. Bu
çok belirgin bazı örneklerin küçük minyatürlerini yaparak bir sergi düzeni oluşturmuş. Daha sonrasında bu 50. yılı dolayısıyla, yani Bauhaus'un yılı dolayısıyla 1968 yılında da Württembergische Kunstverein'da sergilenmiş. Burada yine Joseph Albers'in öğrencilerle benzer çalışmaları değerlendirirken atölyede görüyoruz. Bunlar yine temel tasarım dersinin örneklerinden. Şuradaki örnekte de yine Maholi Negin'in öğrencilerinden birinin yaptığı ahşap, metal, cam gibi malzemelerle oluşturduğu örnekler var. Yine denge çalışmaları Maholi Negin'in çok önem verdiği çalışmalardı. Bu 1927 yılında Johann Zabel'in yaptığı bir çalışma. Sadece fotoğrafı var. Daha sonrasında Ulm Tasarım Okulu'nda Maholi Negi başka bir öğrencisine bunu 1967 yılında yeniden ürettirmiş. Evet, bunlar da Gunther Stölz'e ait sulu boya çalışmaları, temel tasarım dersinde yaptıkları. Yine Gunther Stölz dokuma atölyesinin önemli figürlerinden ve dokuma atölyesini başarıya götüren önemli kişilerden birisi, öğrenci olarak okuldayken yaptığı çalışmalar. Evet, dokuma atölyesi. Atölye çalışmaları Bauhaus Eğitim Programı'nın merkeze yer almakla birlikte bazıları kısa ömürlü olmuş, bazıları kurumun gelip geri kalanıyla birlikte gelişip değişmiştir. Bazı atölyelerin endüstriyel üretim alanına yatkınlıkları nedeniyle sanat, zanaat ve endüstri bağının kolay kurulmasına neden olmuştur. Bu bağı yakalayan dokuma atölyesinin yapılanması desen tasarımları ve üretimleri açısından üretken olmuş ve ileriki yıllarda bu alanı, yani tekstil endüstrisini ve tasarımını etkileyen başarılı bir atölyeye dönüşmüştür. Dokuma atölyesi Bauhaus'un varlığını sürdürdüğü zaman zarfında açık kalmış tek atölyedir. Öğrenciler zorunlu olarak hazırlık sınıfını geçtikten sonra kabul edildikleri atölyede form ustası ve zanaat uygulama ustasının denetiminde eğitimlerine başlamışlardır. Weimar yıllarında deneysel eğitim yöntemlerinin kullanıldığı dokuma atölyesinde dokuma ve boyamacılığın endüstriyel üretime kolaylıkla uyumu sayesinde Dessau'da bu başarısı sürmüştür. Dokuma atölyesinin form ustası George Muşa olmasına rağmen Paul Klee, Johann Itten bu atölyeye yakından ilgi göstermişler ve öğrencilerle ilgilenmişlerdir. Öğrencilerin tasarımlarında Klee'nin soyut eserlerinden etkilenmeler dikkati çekmektedir. Mies van der Rohe'nin eski okul binasında bulunan dokuma tezgahları için aynı binada açılan Bauhaus okulu bir şans, Bauhaus okulu için bir şans olmuştur. Helena Börner'a ait bu dokuma tezgahları kız öğrenciler Gunther Stölz ve Benita Otten'in ısrarlarıyla Bauhaus'un bünyesine dahil edilmiştir. Başarılı ve istekli öğrenciler olan Gunther Stölz ve Benita Otte atölyede teknik bilgi eksikliğini Krefeld'de bulunan ipekli dokuma ve boyama fabrikalarında staj yaparak gidermeye çalışmış ve kazanımlarını atölyeye taşımışlardır. Sadece kız öğrencilerden oluşan dokuma atölyesinde Stölz, diğer öğrencileri teşvik etmiş, teknik anlamda kendilerine destek olabilecek bir zanaat ustasının olmayışını kendileri için bir avantaja dönüştürmüşlerdir. Helena Börner aslında dokuma atölyesinin zanaat ustası olarak ilk işe başlamıştır. Fakat dokuma alanında çok yeterli bilgisi olmadığı için daha çok ders programını tekstil, diğer tekstil tekniklerine işleme, dikiş tarzında derslere yönlendirmek istemiş. Fakat o dönemin kız öğrencileri bu ders programını çok desteklemedikleri için dokumaya yönelmişlerdir. Bu nedenle, yani Helena Börner'in de kendilerine zanaat anlamında, teknik anlamda çok yeterli bulmadıkları için birlikte dokuma tezgahını, dokumaların oluşumunu, her türlü teknik sorunu deneyerek, tekrar ederek çözmüşler ve öğrenmişlerdir. Bu çalışma yöntemiyle dokuma tezgahından ipliklere ve dokuma yapılarına her aşamayı deneysel çalışma yöntemiyle deneyimlemişlerdir. Bu sayede iplik türlerini, dokuma yapılarını, tekniklerini önlerinde onları kısıtlayacak ve yönlendirecek bir usta olmadan keşfetmişlerdir.
Doku oluşumunu sırasında iplik kalınlık inceliklerinden, renklerinden, türlerinden ve hareketlerinden faydalanmışlar. Bu gibi ince detayların tasarımsal özelliklerini keşfetmişlerdir. Dokuma tasarımını bu açıdan görmek ve yazılarında aktarmak suretiyle Stölz ve dokumacılar tekstilde tasarım kavramının bir üst noktaya taşınmasını sağlamışlardır. Bu kazanımlarla Dessau yıllarında iplikten renge, örgüden kumaş yapısına kadar kumaş tasarımını etkileyen tüm faktörleri bilinçli olarak kullanmaya başlamışlardır. Weimar döneminde üretilen dokumalara endüstriyel üründen çok zanaat ürünleri denebilir. Çünkü öğrenme ve uygulamayla geçen bu dönemde öğrenciler endüstriyel üretimden ziyade daha özel dokumalar üretmişlerdir. Dokuma atölyesinde 1919-1923 yılları arasında üretilen halılar, tapestri dokumalar, kumaşlar Bauhaus'un çok büyük önem verdiği 1923 sergisinde ve sergi için inşa edilen deneysel ev olan Haus am Horn'da kullanılmış ve halka tanıtılmıştır. Haus am Horn evinden de kısaca bahsetmek isterim. Haus am Horn olarak adlandırılan ev, Bauhaus Okulu'nun 1923 yılında kendi sergisini düzenlemek için tasarladığı ve inşa ettiği bir okuldur ve bir evdir. Ve bu evde birçok, bu ev tamamen geleceğin yaşamını ve geleceğin yaşam standartını belli etmek için Bauhaus'un baştan sona tasarlayarak oluşturduğu bir sergi evidir. Evet, biraz Weimar dönemindeki tekstillere bakalım. Bunlar tarih sırasına göre özellikle vermeye çalıştım ama mesela 1920 yılındaki keçapçı yapılmış ilk dönemlerde. Gunther Stölz'e ait bir İtten'in etkisinde bir sulu boya çalışması. Daha sonrasında da burada Simirna Tepih adıyla düğümlü bir halı görmekteyiz. 2'ye 3 metre boyutlarında. Tahmini olarak 1922-1923 yıllarında bitti. Bu 1923 yılı sergisinde basılan katalogda yer alan bir görsel. Ben ikisini yan yana koydum. İkisi birlikte değildi. Çok etkilendiğini düşünüyorum bu dokumayı yaparken, bu çalışmasından. Margaret Bidcoe-Köhler'e ait 1920 yılındaki bir tapestri, çözgü, keten, atkı, yün. Bauhaus tekstillerindeki en önemli karakteristik özelliklerden biri de farklı malzemelerin aynı dokumalarda kullanılmasıydı. Özellikle yün, pamuk, keten gibi ipliklerin karışım olarak uygulamışlar ve içine de o dönemin yenilikçi liflerinden işte selofanlar, rayonlar dokumalara karıştırılmıştır. Hedwig Jahnke'nin bir tapestrisi 1921-1922 yılı. Görüyorsunuz oldukça karmaşık bir desen ama tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız bir desen, soyut bir çalışma. Yine dokuma ustası olan George Mushe'nin dokuma atölyesi için tasarladığı bir çalışma. Burada Johann Itten'in dokuma atölyesine olan ilgisinden bahsetmiştim. Onun da halı tasarımları var ve birkaç tane onlardan örnekler. Yine Lore Leudesdorf'un bir tapestrisi, oldukça küçük bir dokuma ama karakteristik olarak desen ve renkler açısından Bauhaus'un desenlerinde. Yine Gunther Stölz'ün sulu boya tasarımlı çalışması ve burada da duvar tekstilini görmekteyiz. Pamuk, yün, viskon kullanılmış. Oldukça soyut bir düzende. Benita Otte'ye ait bir dokuma. 2'ye 2 aslında yanlış kalmış burada. 2'ye 2 bir çok renkli bir çalışma. Yine Ida Kerkovic'in kilimi 2'ye 2 boyutlarında. Bunlar yine
1923'te basılan Bauhaus'un tanıtımını yapıldığı katalogda yer alan dokumalar. Pfeiffer'a ait tapestry dokuma yine 1922-1923 yıllarında yapıldığını tahmin ediyorum. Çünkü o basımda yer alan kumaşlardan. Evet, Gunther Stölz'e ait bir çalışma var burada. Kumaş tasarımı var. Burada da Deinhardt'a ait bir duvar tekstili var. Bükümlü iplikle daha fazla bükümlü iplikle doku oluşumu sağlanmış gördüğünüz gibi şurada. Ve Marcel Breuer'e ait bir sandalye tasarımı 1923 yılında yapılmış. Tekstili yani dokumaları da Gunther Stölz'e ait. Benita Otekohe ait halı tasarımları gördüğünüz gibi oldukça geometrik, soyut, hiçbir şeyi tanımlamayan desenler. Gertrude Arndt'a ait 1923 yılında dokunmuş, burada yerde görmekte olduğunuz halı tasarımı. Paul Klee'nin sihirli kareleri denmiş halıya. Sulu boya çalışmasından esinlenerek daha sonrasında eskizini yapıp daha sonrasında da dokunmuş. Burası Walter Gropius'un çalışma ofisi Bauhaus okulundaki. 1923 sergisinde pek çok sergi mekanları vardı. Bunlardan en önemlisi Haus am Horn'du fakat binanın içinde de pek çok yerde sergi yapılmaktaydı. Çünkü Bauhaus'un içinde neler olup bittiğini etraftaki halk ve devlet desteği aldığı için bu okul neler olduğunu, nasıl bir eğitim yaptıklarını herkes çok merak ediyordu ve 1923 yılında böyle büyük bir etkinlik yapma ihtiyacı hissettiler Walter Gropius ve ekibi ve böyle bir büyük bir sergi alanı kurdular. Bu mekanda aslında o sergi alanlarından biriydi o dönemde. Yine 1923 sergisi için yapılmış battaniye numune üretimleri. Yani zaten sadece sergi için düşünmemeliyiz bunları. Bunlar aynı zamanda okulun ayakta kalması için gerekli şeylerdi. Bir taraftan da tasarımlarının beğenilir ve satılır olması da gerekiyordu. Bir taraftan da satış yapmak, pazarlamak amaçlıydı. Bunlar da onlardan bazıları. Evet, Haus am Horn evi dediğim evde bu. Dönemin mimarisinden oldukça farklı yapılmış. Dikkat çekmek amacıyla içinde sadece Bauhaus atölyelerinde üretilmiş eşyaların sergilendiği, başka hiçbir şeyin yer almadığı bir ev kurmuşlar. Pek çok sponsorla birlikte, yani teknik işte bir takım desteklerle birlikte. Bu da o dönemin sergi. Yani o serginin afişi. Evet, evin içinden bir görünüm. Martha Erbs'e ait 4'e 4 büyüklüğünde, yani 4 metreye 4 metre büyüklüğünde bir halı tasarımı görmektesiniz. Halının yerdeki görüntüsü. Buradaki sandalye ve masalar da Marcel Breuer'e ait. Üzerindeki kumaş da yine dokuma atölyesinde üretilmiş. Evet, Marcel Breuer'in bu ikonik tasarımlarından, daha doğrusu sandalyesinden bir tanesi. Pek çok farklı çeşidi var. Bu da Johann Itte'nin halı tasarımı. 1924 yılındaki Paris Fuarı'nda birincilik ödülü almış. Evet, bunlar da Gertrude Arndt ve sınıf arkadaşlarının halı tezgahı önündeki görüntüleri. Dessau yılları. Dessau yılları ile birlikte biraz Bauhaus dokumalarında desen özellikleri, tasarım ve üretimin biçimlenmesine değinelim. Dönemin sanat ortamının ve kurucusu Walter Gropius'un Bauhaus'un kuruluş felsefesinde ve manifestosunda belirttiği gibi sanatı yeni bir dünyanın inşasında kullanmak üzere tasarıma yaklaşımıyla her ne kadar sanatçılar ve zanaatkarlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak istese ve ortak fikirle bir çalışma yapmak istese de aslında gizli bir ideal daha vardı. O da
O gizli ideal de gereksiz tüm süslemelerinden uzaklaşmak ve desen tasarımında, müfredatında bu gereksiz süslemeleri kullanmamak. Soyut sanat etkisinde özellikle temel tasarım derslerinde İbn'in ve diğer sanatçıların biçim, renk, doku, uzam, şekil, değer, denge gibi sanatın temellerine odaklanmaları öğrencileri en temel tasarım elemanlarıyla tanıştırmış oldu. Süslemeleri en fazla kullanan alanlardan biri olan tekstillerde çok yeni kumaş yüzeyleri ve dokumalar ortaya çıkmaya başladı. Bauhaus dokumaları, desen, sanat eğitimi almış öğrencilerin yaratıcı yaklaşımlarıyla geometrik desenlerle oluşturulmaya başlandı. Biraz önceki örneklerde de gördük. Çiçek, dal, herhangi bir manzara resmi yoktu. Tamamen geometrik formlardan oluşmaktaydı. Bu dönemde Paul Klee tasarım teorisi üzerine öğretisiyle güçlü bir etki yarattı ve çok katlı çizgili dokumalarla deneysel yaklaşımı destekledi. Gunther Stoetz bu döneme ait duvar halılarında renk, ritim, geometrik formları kullanmış. Bunları açıkça ifade edici ve dinamik bir şekilde dokumalarında yer vermiştir. 1922'den 1930'a kadar Bauhaus'ta eğitim görmüş olan Annie Albers, kendini soyut, çizgisel, dokusal ve karmaşık yapılı dokumalarla şaşırtıcı kompozisyonları bir araya getirerek kendine daha belirgin bir tarz edindi. Ayrıca Avrupa tekstillerinde önemli bir yer tutan tapestry dokumalar Weimar Dokuma Atölyesi'nde en çok uygulanan tekniklerden biriydi. Fakat desen özellikleri açısından resimsel değil, herhangi bir şeyi tanımlamayan soyut desenlerden oluşuyordu. Bu dokumalar kurulmakta olan yeni dünyanın habercisi niteliğindeydi. Desen tasarımında yaşanan bu büyük değişim, dokuma atölyesinde zamanla dokumacıları dokumanın yapısal ve görsel özelliklerini keşfetmeye itmiş ve belki de bu yeni bakış açısı onları hiç olmadığı kadar sorgulayıcı ve deneyici bir tutum sergilemeye sevk etmiştir. Resimsel dokumalar olan tapestrilerden alışık olunduğu gibi atkı ipliği ile desen oluşumu desenin de terk edilmesiyle atkı ipliğinin biraz kendi içindeki avantajını kaybettirmiş oldu. Böylece dokumacılar ipliğin malzemesine, dokusuna, rengine odaklanmayı istediler. Ayrıca atkı ipliğinin altında hiç görünmeyen çözgü ipliğini görünür kılmak dokumacıların tasarımlarında fark yaratmıştır. Tapestriler atkı yüzlü ve devamsız atkılardan oluşan tamamen resimleme yapmak üzere çözgülerin üzerinin tamamen kapandığı aslında dokuma tipi tapestriler ve resimden vazgeçilince bu sefer farklı bakış açıları doğmaya başlıyor dokuma tasarımında ve bu sefer çözgüleri de görünür kılarak kumaş dokusunda yeni yenilikçi bakışlar yakalanmaya başlıyor. Weimar yıllarında dokuma atölyesi kız öğrenciler için tam bir okul olmuşken Dessau yılları tam bir ustalaşma ve Bauhaus'un kuruluş amacı olan toplumla ve endüstriyle uyum içinde çalışma dönemi olmuştur. Birazcık bakalım. Bunlar Bauhaus'un binasından ana bina ve öğretmenler için yapılan lojmanlardan. Bu Walter Gropius'un evi. Joseph ve Annie Albers'in oturma odasından bir görüntü. Yine örnek bir ev ve mobilyalar. Her şey Bauhaus'un atölyelerinde tasarlanmış. Görüyorsunuz bir tane masa örtüsü yer almakta. Hani Albers'e ait bir duvar tekstili, ipek dimi dokumadan oluşan yine geometrik bir desende. Yine hani Albers'e ait duvar tekstili 1926 yılında yaptığı üç katlı dokuma. Hani Albers'in bu çok katlı dokumaları ve kumaş üzerindeki şaşırtmalı desen yaklaşımları gerçekten kendine özgü bir tarz yarattı. Gunther Stoetz'e ait sunumun en başında göstermiştim. Sulu boya çalışmaları vardı.
temel tasarım eğitiminde yaptı. Daha sonrasında 1927 yılında da ona çok benzer bir tapestri dokumasını görüyoruz. Ruth Hollis'a ait jakarlı çift katlı dokuma. Oldukça karmaşık düzende ve geometrik düzende. Gunther Stölz'e ait yine jakarlı bir dokuma. Jakar dokuma tekniği desen anlamında dokumalara sonsuz bir özgürlük sunmakta. Tekrarlı hareketler olmadan da dokunabilen desen tasarım açısından oldukça avantajlı bir dokuma tezgahı. Onu da üretilmiş. Else Mögel'ine ait karmaşık dokuma yapısı. Yine muhtemelen yine bu da çift katlıydı. Bir ortada bir kırılma söz konusu. Evet, buradan itibaren tekrar Dessau'ya bir geri dönelim. Bauhaus 1925'te Dessau'ya taşındıktan sonra vurgu zanaat üretiminden endüstriyel tasarıma geçti ve okul artık tapestri dokumalardan çok kumaş tasarımına yöneldi. 1927'de dokuma bölümünün başına atanan Stölz, daha önceki çalışmalarının dekoratif niteliğinden vazgeçerek endüstriyel üretim için döşemeli, perdeli kumaşlar tasarlamaya, renk ve doku değerine önem vererek desen oluşumlarını araştırma yapmaya ve öğrencileri de bu yöne doğru teşvik etti. Atölyede tasarlanan ve üretilen numune kumaşlar, dokuma yapısı, desen özellikleri, İplik ve örgü seçimleriyle günümüzde hala geçerli olan görünümlere ve eğilimlere sahiptiler. Öğrenciler kumaşlarının tasarımlarının ipliklerinin seçilmesi, dokunması, boyanması gibi her türlü tasarım üretim aşamalarıyla kendileri ilgileniyor ve pazarlanmasını yapıyordu. Bu dönemde Marcel Breuer'in ikonik Bauhaus sandalyesi için mukavemeti yüksek kumaşın üretilmesi ya da tiyatro binasında ses izolasyonu sağlamak için duvar kaplamasında kullanılmak üzere hani Albers tarafından tasarlanan ve üretilen selefonlu kumaş gibi pek çok özellikle yeni kumaşlar yaratılmıştır. Bauhaus lisansı ile üretim yapan Berlin merkezli Politex firması ile 1930'da bir sözleşme imzalanmıştır. Böylece Bauhaus markası kullanılmaya başlanmıştır. Bunda Gunther Stölz'ün dokuma atölyesini tam anlamıyla sahiplenmesi ve her türlü dokuma tezgah tipinden ve farklı pek çok alandan tam teşekküllü bir boyahaneden bahsediyorum. Teknik donanım anlamında tasarım ve üretim açısından eksiksiz bir atölye kurması etkili olmuştur. Okulun açıldığı ilk yılından itibaren öğrenci olarak okula gelen ve daha sonrasında da dokuma atölyesinin genç ustası olan Gunther Stölz'ün yenilikçi ve etkileyici vizyonu dokuma atölyesinin başarısındaki en önemli etkenlerden birisidir. Stölz'ün okuldan ayrılmasından sonra dokuma atölyesinin başına Lili Reich dokumayı tasarım ve üretim gelen Lili Reich dokumayı tasarım ve üretim anlamında çok tanımıyordu. Onun döneminde okul kendisi için hiç uygun olmayan Berlin'deki eski bir fabrikaya taşınmak zorunda kalmıştır. İronik olarak Bauhaus kapanmadan kısa bir süre önce Reich, baskılı kumaşların tasarımı için malzeme ve renk kompozisyon alıştırmaları diye yeni bir sınıf, ders açmıştır. Burada amaç makine üretimi için basit, düşük maliyetli kumaşlar tasarlamaktı. Bu dönemde pek çok eski öğrencilerin tasarımları Gronau'dan ya da işte Van Delden gibi şirketlere satılmıştır. Bazı Bauhaus tasarımları baskılı tekstiller olarak yeniden üretilmiştir. Başarılı yeni bir başlangıç gibi olsa da bu süreç 1933'te okulun Naziler tarafından kapatılmasıyla maalesef kısa soluklu olmuştur. Biraz örneklere bakalım. Burada Gertrude Arndt'a ait kumaş örnekleri ve Gunther Stölz'e ait kumaş örnekleri yer almakta. Gördüğünüz gibi tamamen küçük numune dokuma için, üretimine fikir vermesi için küçük küçük dokunmuş numuneler. Bu 1929 yılında Basel'de düzenlenen Bauhaus sergisinden bir görüntü, afişi ve sergi alanı. Görüyorsunuz. Modüler mobilyalar, Bauhaus'un önemli bir yaklaşımı yine bu da mobilyacılıkta ve aşağı arkada da kumaş tasarımlarını görmektesiniz.
Yine sergi sunumundan görüntüler yer alıyor. Evet, Bauhaus'un Politex firmasıyla yaptığı anlaşma neticesinde üretilmiş kumaşlardan, daha doğrusu numunelik kumaşlardan bir tanesi. Yine aynı firmayı ve Bauhaus'un ismini görüyoruz. Bauhaus markasıyla. Bunlar çok önemli. Bauhaus'un en önemli özelliklerinden biri ya da belki bu biraz da Almanların da tutumuyla alakalı yaptıkları her şeyi kayıt altına almak. Bauhaus'ta sürekli olarak böyle küçük dergiler basılmış ve orada öğrencilerin ve ustaların çalışmalarına, laflarına, sözlerine yerler verilmiş ve burada da dokuma tasarımcılarının pek çok yazıları yayınlanmış. Dokuma tasarımı ve tekstil tasarımı adına fikirler veren uçup gitmeyen yazılar. Bu da o dergilerden bir tanesi. Mesela Temmuz ayında, 1931 Temmuz ayına ait derginin kapağı. Yine derginin içinden nasıl üretildiğini anlatan şeyler, teknik çizimlemelerin olduğu yerler. Evet, yine Berlin'deki orijinal Bauhaus sergisinde tekstillerle alakalı çok hem küçük hem büyük diyebileceğim bir alan vardı. Tabii ki çok büyük bir dikkatle fotoğraflamaya çalıştım. Kendim de bakmaya çalıştım. Gertrude Arndt'ın 1923 yılındaki o kareler, kleden etkilendiği ve dokuduğu o halı aslında daha sonrasında kaybolmuş. Ve daha sonrasında Gertrude Arndt 1927 yılında bu halının çok daha büyüğünü ve farklı renklerde başka bir versiyonu dokumuş. Sergide tek halı, sergilenen halı buydu. Oldukça da büyük bir halıydı. Ben farklı açılardan çekmeye çalıştım. Renklerini, dokusunu göstermeye çalıştım. Burada sergi alanında önemli bir yani halının dokunuş hikayesinin anlatıldığı bir bölüm vardı. Bunlar ipliklerin renk numunelerinin gösteren, hangi ipliklerin kullanıldığını gösteren renk numuneleri. Burada o dönemde çekilmiş fotoğrafları görmektesiniz. Büyük bir halıda 4 kişi birden dokuyor. Yaklaşık 600 küsür saatte ve 5 haftada 4 kişi sürekli dokuyarak bu halıyı bitirmişler. Tost adlı halının işte renk planları diyebiliriz. Burada da hangi kutu hangi renk olacak, hangi iplikler kullanılacak diye planlar yapılmış. Evet, biz dokumacılar için kumaşın kenarı çok önemlidir. Burada da kenarı yakalamaya çalıştım. Evet, Marcel Breuer'e ait olduğu önemli ikonik sandalyelerinden bir tanesi de bu. Sergi alanında da bundan vardı. Bu kumaş da Bauhaus atölyesinde dokunmuş. Çok sağlam bir kumaş. Bu da yine sergi alanındaki bu sandalyeyle ilgili bölüm. Gördüğünüz gibi o sandalyelerden bir tanesi yine aynı kumaş. Biraz böyle derileşmiş gibi görünüyor ama kumaş. Farklı renklerini görmektesiniz. Ve o fotoğraf çekimindeki kadının elbisesi, ayakkabıları ve maske de sergileniyordu sergi alanında. Arkada da fotoğrafını görmektesiniz. Kitaplarda da hep karşılaşıyoruz bu fotoğrafla. Bu da 1927-28 yıllarında bu sandalyenin reklam fotoğrafı diyelim. Ağırlığını yazmışlar. Evet, bu da kumaşlarla, numune kumaşlarla ilgili bölümdü. Burada küçük küçük kareler şeklinde her bir dokumacıya ait alanlar mevcut. Gunther Stölz'e ait alan, Grete Reichardt'a ait alan, Annie Albers'e ait alan. Biraz sonra daha yakından da göstereceğim. Gertrude Arndt'a ait alan, Otti Berger'e ait alan. Bunlar hep
önemli küçük dokuma anomalilerinin olduğu bir bölüm. Şu siyah kumaşta kumaşların dokunsal niteliğine, yani kumaşların dokunsal özelliklerine vurgu yapmak amacıyla görme engellilerle bir workshop yapılmış sergi öncesi. Burada da görme engellilerin dokuduğu bir siyah kumaşı görmektesiniz. Çok farklı atkılar atarak tek çözgü üzerinde çok farklı dokularda bir kumaş üretmişler. O da sergi alanına konulmuş. Burada Guntaş Dölt'e ait kumaş numunelerini görmektesiniz. Bütün çalışmaların üstü camlıydı. O nedenle kendimi yansıtmamak için dikkat etmeye çalıştım. Bazılarına da engel olamadım. O yüzden böyle açılı çekmek durumunda kaldım çoğunu. Burada gördüğümüz pek çok numune, kumaş kitaplarda hep gördüğümüz, mesela bu o selefonlu kumaşlardan bir tanesi, her zaman görünür. Bu aynı şekilde lone örgüyle yapılmış kumaşları görmekteyiz. Her birinde farklı bir renk, farklı bir armür düzenlemesiyle küçük numuneler görmekteyiz. Burada da daha yakından görüntüler var. Yine Guntaş Dölt'e ait kumaşlar. Evet, Grete Reichardt'a ait kumaş numunelerinin olduğu bölüm. Bakın burada mesela bir aynı çözgü üzerinde farklı renklerle yeni denemeler, yeni kombinasyonlar yapılmış. Möbelstoffe diyor, yani mobilya kumaşlarını görmekteyiz. 1926 yılından sonra üretilen numunelik kumaşlar, döşemelik. Evet, bu da Anne Albers'e ait kumaş numuneleri. Aslında kendisinin çok daha farklı dokumaları da var. Ama herhalde ellerinde olanlar bunlar. Daha böyle düz etkilerdeki dokuları görmekteyiz burada. Evet, Anne Albers'e ait Bauhaus arşivin bir kumaşı. Altında da böyle bir etiketi vardı. Onu da göstermek istedim size. Evet, Gertrude Arndt'a ait kumaş numuneleri görmektesiniz. Bakın, bir tek çözgü üstünde farklı renkler deneyerek hem renk varyantlarını yapıyor, deniyor, hem de farklı dokular elde ediyor. Burada da yine aynı şekilde. Bakın, şurada çok farklı doku var. Üstünde bir sürü başka örgülerle bir sürü küçük numune denemiş oluyor aslında. Yine böyle. Bizim de dokuma atölyesinde hem eğitimimiz sırasında uyguladığımız, kendimizde de aynı şekilde yaptığımız bir yöntem. Dokuları görmek, örgüleri görmek. Bunlar bizim için çok önemli. Dokumanın anlaşılması için. Onlarda da böyle uygulamalar yaparak hem de karşı tarafa fikir vermek için oluşturulmuş küçük numuneler. Margareta Leischer'a ait kumaş numuneleri görmekteyiz. Gertrude Kadow'a ait. Bakın, burada aynı kumaş türünden farklı renklerde varyantlar oluşturulmuş. Burada çok katlı bir kumaş var gördüğünüz gibi. Çift kat değişen yüz gibi olabilir. Numuneleri görmekteyiz. Burada nopeli sanıyorum. Farklı bükümde ve biraz fantezi bir iplik kullanılmış. Pardon, geri gittim. Kitty van der Mijie Dekker'a ait olan bu. Otto Berger'e ait önemli bir tasarımcı kendisi. Aslında Dessau yıllarının önemli tasarımcılarından, çok yetenekli tasarımcılarından biri. Fakat okul kapandıktan sonra çok hızlı davranamadığı için, Amerika'ya gidemediği için maalesef hayatı en son Auschwitz'te yer almış. Monica Bella'ya ait kumaş numuneleri ve Katia Ross, Anne Weber, Ellen Müller Helling'e ait farklı dokuma türlerini görmekteyiz yine.
Daha yakından görmek için kişi ismi belirtmeden dokuları görmek adına böyle yakından gösterdiğim bazı kumaşlar yer alıyor. Evet, burada da yine aynı renk numuneleri. Bakın burada değişen yüzlü çok renkli bir kumaş görünmekte. Bakın burada teknik çizimler söz konusu. Çözgü atkı ipliklerinin nasıl hareket etmesi gerektiğini, dokunurken nasıl olması gerektiğini planladıkları tahar, armür hareketleri örgünün yapılmış. Evet, bu da Bauhaus sergisinin bulunan işte kart postallardan bir örnekti. Sonuç olarak şunu diyebilirim. Bauhaus fikirleri ve öğretileriyle yarattığı sanat ve tasarım felsefesiyle geçtiğimiz yüzyılda dünyayı etkisi altına almış, mimari ve endüstriyel anlamda pek çok alana yayılmıştır. Bauhaus'un kapatılması Almanya'dan beyin göçüne sebep olmuş. Bauhaus ustaları, sanatçılar Almanya dışında özellikle de Amerika'da çeşitli sanat okullarında Bauhaus öğretilerine devam etmişlerdir. Amerika'nın sanat ve tasarım eğitimine çok büyük emek katkıları olmuştur bu kişilerin. Amerikan endüstrisine, tekstil tasarımına, sanat ve kültür hayatına bu kişiler yön vermişlerdir. Evet, bu yayının sizlere ulaşmasında bana bu fırsatı veren 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum.